efendim, tekrar karşınızdayız. Olabilir, belki ekranlarını yeni açmış izleyicilerimiz olabilir. Efendim bizler stüdyomuzdayız, konuklarımızı ağırlıyoruz, sizlerle paylaşıyoruz, farklı farklı konuları konuşuyoruz stüdyomuzda. Ama programımızın en çok sevilen bölümlerinden birisine geldi şimdi sıra. Doktor Özgür Koldaş'la son dakikada güzellik bölümü. Reklamlara gitmeden evvel demiştim, saçlarınızla ilgili problem yaşıyorsanız bölümümüzü kaçırmayın diye saç mezoterapisini konuşacağız. Hocam, mezoterapi aslında son yıllarda oldukça fazla duymaya başladığımız bir kelime. Aslında mezoterapi ne demek? Bununla başlayalım. Sonra saçlarımız neden dökülüyor, bunu da soracağım. Mezoterapi, cildin bir tabakası olarak isimlendirdiğimiz mezoderm tabakasına yapılan tedavinin genel manada ismidir. Biz birçok yerde kullanırız bunu. Cilt gençleştirmede yüzde kullanırız. Ağrı tedavilerinde, vücudun çeşitli bölgelerinde kullanırız. Zayıflama amacıyla belirli bölgelerde yağ dokusuna enjeksiyon da kullanırız. Kullanacağımız alanı çoktur. 1950'li yıllarda hayatımıza girmiştir ve çok geniş bir kullanım alanı vardır. Yani saç sorunu ile birleştiği zaman en önemli, en bence hatırı sayılır performansını, tedavi etkinliğini saç sorunlarının giderilebilmesi tedavilerinde mezoterapi sağlar. Saçın bir kıl folikülü doğar, büyür, yaşar, yaşlanır ve ölür. Kendini bırakır kökünden. Bunun isimleri anacan, kadacan, telocan, bir sürü fazları, aşamaları vardır. Fakat bu aşamalar içerisinde kıl folikülünü besleyen birçok madde vardır. Eksikliklerinde beslenemediğinden hayatını kaybeder. Zaman zaman hafif bir sorun yaşadığında, bir bitkinin susuz kaldığındaki solması, kuruması ve hasara uğraması gibi kıl folikülünün de böyle zaman zaman hasarlandığı bölümler olabilir. Stres özellikle saçların dökülmesine sebep olur derler. Doğru mu hocam? Çok doğru söylediniz ama bunun yanı sıra çok mekanik etkiler de olabilmektedir. Örneğin üniforma giyen, şapka takan erkek bireylerin veya başını kapayan hanım izleyenlerimizin ısıdan etkilenmek, sıcaklıktan etkilenmek ve cildin daha çok terlemesi ve cilt yüzeyinin yağlanmasından mütevellit beslenme bozukluğu çekmesiyle alakalı mekanik etkinin sonucunda kimyasal bir süreç yaşar ve kıl kökleri bundan olumsuz yönde etkilenir. Aslında genetiğinde saç dökülmenin en büyük sebebi genetiktir. Ama genetiğinde dökülme paterni çok fazla olmadan da mekanik etkiler veya beslenme bozuklukları gibi, hormonal sebepler gibi sebeplerle hasar uğrayan kıl foliküllerinin tedavisi mezoterapi tedavileridir. Aslında saçın dökülmesinin pek çok nedeni var. Bunları çok sayacak 2000 üzerinde, olursak 2000 pek üzerinde çok, sebebi var. Çok süremiz de gidecek ama özellikle mezoterapi bu noktada hangi saç dökülmesinde daha etkili oluyor? Ve gerçekten kaç seans sonrası özellikle bu saçlardaki dökülme, cansızlık yerini daha canlı ve daha gür saçlara bırakıyor? Evet, çok güzel söylediniz. Tabii ki dökülmenin çeşidine göre beslenme bozukluğu ise, hormonal bozukluk ise, mekanik etkilerden kaynaklı yağ miktarının artması gibi sebebini ortaya koyabilmek çok olası, bazen olamayabiliyor. Ancak tedavilerinde kıl köklerini besleyen elektrolitleri, yine bölgeyi, saçlı deriyi güçlendiren amino asitlerden tutun da hormonal altyapılara, elektrolitlere dokul destekleri veren o kimyasal ürünlere varıncaya kadar birçok maddeden hazırlanmış, pH'ları dengelenmiş, ilaç muhteviyatı kazanmış, FDA tarafından onay almış ürünleri çok ince uçlu iğnelerle 1-2 milimetrelik derinlikteki enjeksiyonlarla gerçekten ağrısız diyebileceğimiz miktarlardaki bir duyu hissedilerek, dokuya enjekte edilerek mezoterapi gerçekleştirilir. Bunu şeye benzetebilir miyiz hocam? Bir saksı, saçlarımızda bir çiçek ve dibine verdiğimiz bu güçlü, ihtiyacı olan güçlü, vitaminleri bazen gübreleri karıştırdığımız veriyoruz. O suyun. Buna benzetebilir miyiz? Ona benzetebiliriz. Tabii saç mezoterapisinin en önemli özelliği doz bağımlı olmasıdır. Yani uygun dozu, uygun uygulama sıklığını kişiye göre belirleriz. Yani 3 seans yapalım, 4 seans yapalım, 5 seans yapalım denilse de doktor bunu hastasına göre planlar. Öncelikli olarak saçın beslenmesini
öne alalım, birkaç seans bunu uygulayalım. Sonrasında güçlenmesini planlayacağımız tedaviye geçelim. Sonrasında başka bir tedaviye geçelim diyerek tıpkı diğer birçok hastalıkta... Aşamalı bir tedavi elbette, değil mi? Birçok hastalıkta uyguladığımız tedavi yöntemleri gibi kategorize ederek, aldığımız cevabı şekillendirerek ve elde ettiğimiz sonucun daha güzelini, onun daha güzelini elde edebilmek amacıyla uyguladığımız tedavilerdir. En büyük özelliği saç denilince hemen akla saç ekim gelir. Saç ekimi olmaksızın yapılan bir yöntemdir. Evet, önümüzdeki günlerde Doktor Özgür Koldaş'la birlikte aslında saç ekimine dair merak edilenleri konuşacağız. Tam bir programımızı bu konuya ayıracağız. Orada da aslında saç dökülmesiyle ilgili merak ettiğim pek çok soruyu hocam size soracağım. Dolayısıyla programlarımızı takip etmeye devam edelim, etsin izleyicilerimiz ve biz de bu bilgileri sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz hocam. Bugünlük bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Evet. Bugünlük de bu kadar sevgili izleyenler. Yapımda yayın demeye geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize güzel bir gün diliyorum efendim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.